Sayın Cumhurbaşkanımız, Saygıdeğer Hanımefendi, Değerli Konuklar, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin katılımlarıyla onurlandırdığı geleneksel MÜSİAD iftar programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Saygıdeğer Hanımefendi, Değerli Konuklar, konuşmalarını yapmak üzere MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Nail Olpağa kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, sayın bakanlarım, değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, iş ve siyaset dünyamızın, kurumlarımızın başkan ve temsilcileri, değerli müsiyat üyeleri ve müsiyat dostları, değerli medya mensupları. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri diyor ki, günler gelip geçmekte, kuşlar gibi uçmakta. Bir yıl daha geçti ve yeni bir Ramazan ayındayız. Dostluk, kardeşlik ve muhabbet duygularımızın pekişmesi ve helal lokmamızı paylaşmak için düzenlemiş olduğumuz bu güzel iftar soframıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Ramazan Elmalılı Hamdi Yazır'a göre yaz sonunda yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına gelir. Bir yıl içerisinde yeryüzünü yıkayan bu yağmur yine bizim yaptığımız günah hata ve ihmallerden arınmamız imkanını sunuyor. Eskiler hafızayı beşer nisyan ile mal derler. Yani insan hafızası unutur. Hiç şüphesiz bu unutma sadece günlük görevlerimizi unutmak değil, daha temel bir soruna da işaret eder. İnsan nereden gelip nereye gittiğini unutmaktadır. İşte bu hakikati unutmamak adına Rabbimiz bize kalplerimizdeki düşüncelerimizdeki tozları temizleme imkanı sunuyor. Temennim odur ki bu kutlu günlerde eskinin tozları gider ve gönüller pak olur. Bir başka dileğim de adeta bir yangın yerine dönen İslam coğrafyasının da bu yağmur ile yıkanmasıdır. Dünyanın birçok bölgesinde Müslüman kardeşlerimiz yoksulluk, açlık ve sefalet içindeyken daha da acısı ölümle pençeleşirken rahmet ve bağışlanma ayı olan Ramazan'ın dirilişimize vesile olmasını niyaz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle gündeme ait bazı değerlendirmelerimi sunmak istiyorum. Ülkemiz bir seçimi geride bıraktı. Millet iradesini ortaya koydu. Şimdi bu irade doğrultusunda söz söylemek ve o sözün gereğini yerine getirmek siyasetçilerin görevidir bir sivil toplum kuruluşu olarak görüş ve beklentilerimizi söylüyoruz ama siyaset mekanizmasının iç işleyişine müdahil olma niyetimizin olmadığını da vurgulamak isterim. Müsiyat olarak seçimden önce beklentilerimizi bir ilanla kamuoyuna duyurmuştuk. Seçimden sonra da yönetim kurulumuz, daha önce görev yapmış genel başkanlarımız, yöneticilerimiz ve şube başkanlarımızın değerlendirmelerini alarak nihai görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Görüşlerimizi hafta içinde zatı haliniz ve siyasi partilerin lider ve yöneticilerine aktardık. Onların görüşlerini dinledik. Özetle ifade etmek isterim ki bugün yapılacak olan seçim sürecindeki üslubun bir kenara bırakılarak seçmenin verdiği mesajın iyi anlaşılması ve hızla yeni bir hükümet seçeneğinin değerlendirilmesidir. Elbette yeni hükümetin hak ve özgürlükler noktasındaki kazanımlarımızdan ve ekonomik hedeflerden vazgeçmemesi öncelikli bir konu olmalıdır. Daha güzelini elde etmek adına bugünkü noktayı elbette yeterli görmesek de 12 yıl içerisinde ekonomimizin geldiği yer ve refah seviyemiz hepimiz için çok önemli ortak bir kazanımdır. Askeri vesayetin kaldırılmasından Kişisel hak ve özgürlüklere kadar geniş bir alanda elde ettiğimiz kazanımlarımıza sahip çıkmakta ortak önceliğimiz olmalıdır. Yıllarca mücadelesini verdiğimiz başörtüsüyle eğitim gibi garip bir kamusal alan tarifiyle inancından dolayı genç kızlarımızın çalışmasına konan engellerin ortadan kaldırılması gibi demokratikleşme, eğitim, sağlık, ulaşım gibi pek çok alanda çok önemli gelişmeler elde ettik tek parti iktidarının hızlı karar alma, hızlı yönetme imkanları çok iyi kullanıldı. Bugüne baktığımızda milletimiz bir partiye tek başına iktidar imkanı tanımazken en azından bu dönemde bir koalisyon hükümeti kurulması yönünde iradesini ortaya koydu. Kanaatimize göre de öncelikli görev ve sorumluluğu en fazla oy alan partiye yüklerken diğer üç siyasi partiye de mecliste yüksek temsil hakkı vererek onlara da ciddi sorumluluklar yüklemiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi önceliğimiz huzur, güven ve pozitif istikrar ortamının devamındır. Koalisyonun kimler arasında olacağı kadar sağlıklı ve uzun soluklu devamı için koalisyon protokolünün detayları da önemlidir. Seçim sonuçlarının bir öz eleştiriyle toplumsal ve siyasal bir fırsata dönüştürülebileceğine de inanıyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşları olarak biz de öz yapmalıyız. Ülke sorunlarına zamanında ve doğru yaklaşımlarla gidip sağlıklı çözümler üretebiliyor muyuz? Siyasetin bizi etkilemesi hangi boyutlarda? Elbette siyasal öz de seçim sistemi, seçim barajı, siyasi partiler kanunu gibi konular gündeme gelebilir. Çözüm süreci hem barış hem de sosyal ve ekonomik sonuçları itibariyle önemlidir. Ancak devletin zafiyete uğratılmamasına da itina gösterilmelidir. Eğitim reformu, hızlı ve adil işleyen hukuk devleti reformları, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve diğer yapısal reformlar aynı şekilde devam etmelidir. Bir diğer taraftan, bürokrasi yeni hükümet kurulana kadar ki dönemde zafiyet göstermemelidir. Hamdolsun ekonomimiz Seçim sonuçlarından kısa vadede etkilenmeyecek kadar güçlüdür. Ancak biz kendi gündemimizde siyasi partilerimizin koalisyonlarıyla uğraşırken güneyimizde başka koalisyonlar kurulmaya çalışılıyor. Etrafımızda bir belirsizlikler çemberi var. Dolayısıyla hükümet belirsizliğinden kurtularak en erken Kasım ortasında yapılabilecek bir erken seçim ve yıl sonuna kadar sarkabilecek bir yeni hükümet hesaplarını öncelikli olarak gündemimizde tutmamakta fayda vardır. Ama neticesinde bir erken seçiminde bunun bir sonucu olabileceğinin farkındayız. Bu noktada tüm siyasi partilerimize seslenerek diyoruz ki asıl olan milletin mesajını öne alıp bu meclisten hızlı bir çözüm çıkartmaktır. Ve koalisyon görüşmelerinde masaya samimiyetle ve sonuç alma niyetiyle oturulmalıdır. Bunun sonunda sağlıklı bir hükümet kurmak istisnasız tüm siyasi parti liderlerinin görev ve sorumluluğundadır. Bu çabalara rağmen bir sonuç alınamazsa elbet, elbette erken seçim kaçınılmaz olacaktır. Seçim süresince dile getirilen yeni Türkiye, yaşanacak Türkiye, Demokrat ve Özgür Türkiye gibi söylemler elbette hepimizin arzu ettiği, birlikte altına imza atacağımız söylemler. Çünkü bu millet bunların hepsini bugüne kadar olduğu gibi aynı şekilde hak etmeye devam ediyor. Siyasi partilerimiz de bunları gerçekleştirmek için siyaset yaptıklarına göre şu anda çözüm siyasetin elinde ve sorumluluğundadır. Şimdi milletimiz siyasetten bunu bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanım Sözlerime son verirken Haliç'in kıyısında Resulullah'ı evinde misafir etmiş Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin huzurunda düzenlediğimiz iftar programımızda bizi yalnız bırakmayan başta zat-ı olmak üzere tüm misafirlerimize ve programımıza destek veren kurumumuza teşekkür ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyor. Bayrama da sağlıkla ulaşmamız dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müşahat Genel Başkanımız Sayın Nail Olpa konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere geleneksel müşahat İftar programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Başkan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin çok değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu iftar sofrasında bizleri bir araya getiren müsiat yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizi bölüşmenin, paylaşmanın, kaynaşmanın, kardeşliğin ayı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına ulaştırdığı için Rabbime şükrediyorum. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize, İslam alemine huzur, saadet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine verdikleri katkı için müsiyatlı kardeşlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler müsiyat ailesi olarak bu ülkede daima mücadelenin ve milletin değerlerine sahip çıkmanın adresi oldunuz. En zor zamanlarda dahi doğru bildiğiniz istikamette yürümeyi sürdürdünüz. Baskılar, engeller sizi asla yıldıramadı. Çünkü sizler inanan insan için meşakkatin menzile giden yolun süsü olduğunu biliyordunuz. Müsaiad'ın bugün geldiği yer sabrın, azmin, başarının en müşahhas ifadesidir. Sadece kazanmak değil, helalinden kazanmak, Allah rızasını gözeterek kazanmak konusundaki hassasiyetiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Müsiyadı aynı alandaki diğer kuruluşlardan ayıran özellik üyelerinin işte bu vasfıdır, bu tarzıdır. Yardımlaşma ve dayanışma müsiyadı farklı kılan bir diğer özelliğidir. Sadece Türkiye içinde değil, sınırlarımız dışında da kardeşlik bayrağını yükselten müsiyadı ve üyelerini kutluyorum. Birlik ve beraberliğinizin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesini diliyorum. Bugüne kadar yürüdüğü yolda verdiği mücadelede daima Müşi'nin yanında yer aldım. Bundan sonra da yanında yer almaya devam edeceğim. Değerli kardeşlerim, Ramazan biz Müslümanlar için çok önemli imkanlar sunuyor. Ramazanda tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler kıymetini bilenler için en güzel arınmadır. Oruç sen ben kavgasından çıkıp insanoğlunun asıl amacını hatırlaması için hakikaten önemli bir fırsattır. Mevlana'nın dediği gibi beri gel, daha beri, daha beri bu yol kesicilik nereye dek böyle? Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte, ben senim işte. Evet. Sen bensin, ben senim. Anlayışına ulaşamadığımız sürece birey olarak da, toplum olarak da hiçbir meselemizi çözemeyiz. Bu Ramazan'ı kardeşliğimizi hatırlamak, aramızdaki mesafeleri ortadan kaldırmak, kucaklaşmak için başlangıç haline dönüştürmeliyiz. Kendi aramızda kucaklaşmalıyız. Ama daha önemlisi, çevremizdeki tüm mağdurlarla, gariplerle, ihtiyaç sahipleriyle kucaklaşmalıyız. Muhacirlerimize ensar bilinciyle sahip çıkarak kardeşliğimizi daha ileri boyuta taşımalıyız. Ümitsizlik bizim inancımızda küfürle eş değerdir. Ümidimizi diri tutacağız. Vazifemizi yapacağız. Takdiri yüce Rabbimizden bekleyeceğiz. Kuşkusuz İslam dünyası olarak zor ve meşakkatli bir süreçten geçiyoruz. Hemen her gün komşularımızdan, diğer dost ve kardeş coğrafyalardan yüreğimizi dağlayan acı haberler alıyoruz. İşte en son Mısır'da darbe mahkemesi ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları için verilen idam cezasını onadı. Maalesef Batı dünyası son yıllarda demokrasi, insan hak ve onurunun korunması, mağdur ve mazlumlarla dayanışma noktasında gerçekten kötü bir imtihan veriyor. Kendi vatandaşları için gerekli gördükleri birçok hakkı Mısır, Suriye, Irak, Filistin vatandaşları için adeta lüks görüyorlar. Kullandıkları oyun peşine düşmüş binlerce kişiyi Tahrir Meydanı'nda katledenler hiçbir şey olmamış gibi kırmızı halılarla karşılanıyor. Dahası muhtemel bir ortak olarak değerlendiriliyor. Gezi olaylarında Taksim'e kamp kurup basın özgürlüğü konusunda ülkemizi eleştirenler Mısır'ın darbeci generallerinin istekleri karşısında aynı tavrı göstermiyorlar. Biliyorsunuz bugün El Cezire Arapça kanalının kıdemli gazetecilerinden Ahmet Mansur Mısır darbe yönetiminin talebi doğrultusunda Alman polisi tarafından Berlin Havalimanı'nda gözaltına alındı. Terörle mücadelemizde bizi yalnız bırakan terör örgütü mensuplarının ellerini, kollarını sallayarak gezmesine göz yuman Avrupa devletleri ne yazık ki darbecilerin talepleri konusunda çok daha farklı davranıyor. Şu anda Almanya'da binlerce bölücü terör örgütünün mensupları orada her türlü faaliyetleri rahatlıkla sürdürürken kendilerine belgelerine varıncaya kadar her şeyi vermemize rağmen ses çıkarmayanlar bugün basın özgürlüğü diye diye işte El Cezire'nin çok önemli bir köşe yazarını gözaltına alabiliyorlar. Niye? Mısır'ın generalleri emretti. Niye? Sekiz buçuk milyar Avroluk oradan bir sipariş verdi. Ah para menfaat sen nelere kadirsin. Her ne sebeple olursa olsun bu davranış asla kabul edilemez. Mazur görülemez. Ve fikir düşünce özgürlüğüne burada da görüldüğü gibi engel teşkil eden bu adım bağışlanamaz. Artık bu ikircikli tavra bir son verilmesini bekliyoruz. Biz artık Avrupalılardan çıkarlarla ilkelerin çatışma noktalarında ilkeleri baş üstünde tutacak bir duruş sergilemelerini temenni ediyoruz. İşte en son Azerbaycan'da Avrupa oyunları oldu. Bu Avrupa oyunlarına ne yazık ki Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Bulgaristan ve Romanya dışında Hiçbirinin ne başbakanı ne devlet başkanı gelmedi. Gelme işlerinin gerekçesi neydi? O da Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı diktatördür dediler ve oraya gelmediler. Ve gelen iki başbakanı da siz diktatörün davetine niye icabet ettiniz dediler. İşte bunların istediklerini diktatör istediklerini işte özgürlükçü ilan etmelerinin gerekçeleri bunlar. Bunları çok iyi tanımamız lazım. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Onun için de attığımız atacağımız adımlarda bunları değerlendirmemiz ve adımlarımızı ona göre atmamız gerekiyor. Kardeşlerim ben müsiadı bu çizginin kararlı bir temsilcisi olarak görüyorum. Ve bu mümtaz iftar sofrası bana bu anlamda çok şeyler ifade ediyor. Şimdi önümüzde görüldüğü gibi bir hükümet meselesi var. Sandık tek başına iktidar demedi. Sandık koalisyon dedi. Tabii ki sandıktan milli iradenin bu tecellisine saygı duymak zorundayız. Kimse hayır ben buna saygı duymuyorum diyemez ve yüksek katılımın olduğu yüzde 84'ün üzerindeki böyle bir seçimde Türkiye ortaya eksiklerine rağmen çok büyük bir demokrasi dersini batılılara vermiştir. Eksiklerine rağmen derken şunu söylüyorum. Bazıları çok huzurlu bir seçim ortamı yaşadık diyorlar. Pek de öyle değil. Nerelerde ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Ama buna rağmen Diyoruz ki Türkiye batıya batılılara çok önemli bir ders vermiştir. Şimdi koalisyon ama birileri çıkıyor. Cumhurbaşkanı anayasanın çerçevesi içerisinde davranmalıdır diyor. Bu birilerine diyorum ki anayasanın çerçevesi içinde davranmadığımızı hangi anayasa maddesine göre açıklayacaksınız bunu çıkın açıklayın. Anayasa neyi emrediyorsa ben de Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar o çerçevede hareket ettim. Anayasa taşına asla çıkmadım. Fakat anayasa ve yasalardan bir haber olanlar kalkıp bize bu noktada yol çizmeye çalışıyorlar. İşte birileri de kalkıyor. Efendim neymiş? Daha meclis başkanı seçilmeden görevlendirmeyi yapacağımı söylüyor. Kusura bakma da bu işin yol haritasını biz kendimiz belirledik ve bu yol haritası da bu şekilde devam ediyor. Siz o aklı kendinize saklayın. Zaten bu yolda attığınız adımlarla ülkeyi bugüne kadar siz karıştırdınız. Ama biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu bilinç içerisinde de şu anda Salı günü başlayacak yemin törenlerinden sonra meclis başkanlık divanının oluşturulmasından sonra komisyonlar vesaire ondan sonraki süreçte de bizler görevlendirmemizi gerek anayasa yasalar hatta hatta teamüllere varıncaya kadar değerlendirerek bu adımımızı atarız. Bizim derdimiz şudur. Bir an önce ülkemizi siyasi istikrar ve güven içerisinde geleceğe taşımaktır. Fakat burada kalkıp da bizlere 1071 rakım oraya çıkmalıdır. Buna benzer ifadeleri kullananlar önce oturdukları sandalyenin sorumluluğunu öğrensinler. Bize kimse nerede oturacağımızın tavsiyesini yapamazlar. O tavsiyeyi bize millet yapmıştır. Milletin yaptığı istikamette de biz şu anda görevimizi ifade ediyoruz. Malum 14 parti birleştiniz. 14 parti birleşmek suretiyle karşımıza dikildiniz ama millet hepsini bir kenara koydu ve %52 ile bizi Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördü. Şimdi biz de milletimize layık olmaya çalışacağız. Bütün gayretimiz budur. Ve ben bu anlamlı iftar sofrasında bir kez daha siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ramazan'ın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve zat devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gün hanısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere Müsiyat Genel Başkanı Sayın Nail Olpağ'a sahneye davet ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz ve geleneksel müsait iftar programına katkıda bulunan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'ı sahneye davet ediyoruz. Ziraat Bankası Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'a gün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye verilecektir. Geleneksel müsait iftarına katkıda bulunan Ziraat Katılım Bankası'na müsilat adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediyeleri takdim edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Geleneksel Müşriyat İftihar Programı'nı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan Hanım Efendi'ye teşekkürlerimizi sunuyor. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz.